Endi ko'p aytmaning xoslasi bilan tanishamiz. Bizga ikkita funksiya berilgan bo'lsin. Ularni u va v bilan belgilaydik. U holda ularni ko'paytmas uchun quyidagi formulani o'rinlaydik. Ko'paytmaning xoslasi uchun u ko'paytiruv v ning xoslasi teng u ning xoslasi ko'paytiruv v, ya'ni birinchi funksiyani xoslasi ko'paytiruv ikkinchi funksiya. İkinci funksiyonun hastalığı köpeytirir, birinci funksiyaya. Bana bu formüllerden faydalanan biz kuyudaki misallarını yaşayalımız. Birinci misal, yani u köpeytirir ve iki de funksiyonun köpeytirmesi. Bana bu birincisi u, ikincisi sinus x, v. Yani köpeytirmesi u köpeytirir ve. Bunların hastalığını bana bu formüllerden faydalanıp toplamız. O halde bu teyim buladı. Birinci misal. X ning hosilasi ko'paytiruv sinus x, ya'ni birinchi funksiyaning hosilasi ko'paytiruv ikkinchi funksiya, qo'shuv birinchi funksiyaning o'zi ko'paytiruv ikkinchi funksiyaning hosilasi. Ha, o'rinlarni almashtirsak ham bo'laveradi, mana bu yerda kabi yoki mana bunday yozsak ham bo'ladi. X ning hosilasi 1 ga teng. Sinus x, qo'shuv x ko'paytiruv sinus x ning hosilasi kosinus x ga teng. Shunday qilib mana bu funksiyaning hosilasi quyidagi funksiyaga teng ekan. Bu yerda birni yozmasak ham bo'ladi. Mana bunday qilib yozamiz. Shunday qilib birinchi misolning javobi mana bu funksiya. Yana ikkinchi misolga o'tamiz. İkinci misol. Bu yerda ham ikkita funksiyani ko'paytmasi, mana birinchisi y darajasi x u cosinus x v. Bu holda teng bo'ladi. Y darajasi x ning hosilasi ko'paytiruv cosinus x plus y darajasi x ko'paytiruv cosinus x ning hosilasi. Endi hosilalarni hisoblab qo'yamiz. Bu hosilalar jadvalda bor. Y darajasi x ning hosilasi yana o'ziga teng. Cosinus x qo'shib y darajasi x ning o'zini yozamiz. Cosinus x ning hosilasi minus sinus x. Minusni oldinga chiqarib yozib qo'yamiz va buni o'zini ko'chirib yozaman. Y darajasi x ni ham qavsdan tashqariga chiqarib yozsak bo'ladi. Chunki har ikkalasida y darajasi x bor. Cosinus x minus sinus x bo'ladi. Shunday qilib, mana bu ikkinchi misolning javobi mana bu funksiya ekan. Uchinchi misolga o'tamiz. Bu yerda ayirma turibdi. Demak, buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Bu ifoda teng. Uchinchi misol. Birinchi ifodaning, mana birinchi funksiyaning hosilasi x darajasi 5 logaritm x ning hosilasi minus x kvadrat katangens x ning hosilasi. Bu yerda ayirmaning hosilasi formulasidan foydalanyapmiz. Endi mana bu yerda endi ko'paytmaning formulasidan, ko'paytmaning hosilasi formulasidan foydalanamiz. Mana bu formuladan. Ham teng x darajasi 5 ning hosilasi ko'paytiruv logaritm x plus x darajasi 5 ko'paytiruv logaritm x ning hosilasi minus yerda minus kelganligi sababli umumiy qavsni ichiga olamiz. X kvadratning hosilasi ko'paytiruv katangens x x kvadrat ko'paytiruv katangens x ning hosilasi. Endi hosilalarni hisoblaymiz. Teng 5x darajasi 4 logaritm x qo'shuv x darajasi 5 ko'paytiruv 1 taqsim x minus x kvadratning hosilasi 2x ko'paytiruv katangens x plus x kvadrat ko'paytiruv katangens x ning hosilasi minus 1 taqsim sinus kvadrat x ga teng edi. Endi qavslarni ochib qo'yamiz. Soddalashtiramiz. 5x darajasi 4 logaritm x qo'shuv x darajasi 4 minus 2x katangens x minus mana bu minus bilan plus bo'ladi. Demak plus. Buni ham bitta kasr ko'rinishida yozamiz. X kvadrat taqsim
sinüs kvadrat x. Şunday kılıp, üçüncü misalının cevabı ana bu funksiye iken. Törtüncü misal gibi tanımız. O bir yerde yığındının hasılası formasından faydalanırız. Demek birinci funksiyonun hasılası, o törtüncüsü teyin. Sinus x köp aytırı logaritm 2 asas körü x'nin hasılası plus x kub y derecesi x'nin hasılası. Bana bunu yapıp toparımız. Yeni bana bir de köp aytmak ediyordu. Yeni köp aytmanın hasılası formasından faydalanırız. Teyin. Sinus x'nin hasılası, yani birinci funksiyonun hasılası köp aytırı ikinci funksiyonun özü plus birinci funksiyonun özü köp aytırı ikinci funksiyonun hasılası. Yeni bana bu funksiyonun hasılasını toplamız. Bir daha köp aytmanın hasılası. U köp aytırı V plus V bana bir de biz birinci ana funksiyonun hasılasını hesapladık. Yani ikinci funksiyonun hasılasına ötəmiz. X kubunun hasılası. Ana bir de logaritm 2 asas körü x'nin hasılası. X kubunun hasılası köpaytırı y derecesi x hoşu. X kub köpaytırı y derecesi x'nin hasılası. Yani hasılalarını hesaplayınız. Sinusun hasılası kosinus x. Özünü köçürüp yazalımız. Sinus x logaritm 2 asas körü x'nin hasılası 1 taksım x logaritm 2'ye teyin x kubunun hasılası 3x kvadrat y derecesi x'nin özünü köçürüp yazalım x kub köpaytırı y derecesi x'nin hasılası özüye teyin yani y derecesi x. Şimdi kılıp biz funksiyonun hasılasını taptık. O törtüncü bana bu misalın cevabı bana bu funksiyayı bularken. Bana hayat beşinci misalı götürmemiz. O bir de ayırmanın hasılası formasından faydalanmamız. İlzası da x köpaytırı logaritm x'nin hasılası minus y derecesi x. Bak, ikinci ifadeni köydeki şey yazalımız. Köpaytmak uğraştı yazalımız. X derecesi minus 1 köpaytırı y derecesi x. Yani bunun hasılası. Yani köpaytmanın hasılası formasından faydalanalımız. Yani bana bu formadan faydalanalımız. Bana bir yerde birinci funksiye u, bana bu ikincisi logaritm x v. İlzası x'nin hasılası köpaytırı logaritm x. Hoşu, ilzası x köpaytırı logaritm x'nin hasılası. Minus, bir daha köpaytmanın hasılası. X derecesi minus 1'nin hasılası köpaytırı y derecesi x. O minus geliyerek sebebi ben yani hasılanın kapsını içi de yazamam. X derecesi minus 1 köpaytırı y derecesi x'nin hasılası. Yeni hasılalarını hesaplayınız. İlzası x'nin hasılası. Biz bunda ifadelerini, funksiyalarının hasılasını alışını bilemiz. İlzası x'nin hasılasını tapış için. Biz onu x derecesi 1 taksım 2 deyip yazı olamız. Sonra hasılasını alamız. 1 taksım 2 aldın geçiş adı. X derecesi 1 taksım 2'den 1'ne ayırarımız. Hasıla alındı. Yeni bunu sadırlaştırıp koyamız. Beraber 1 taksım 2 x derecesi minus 1 taksım 2. Bunu hem 1 taksım 2 x derecesi plus 1 taksım 2 diye yazsak olalı. Bunu hem özüne batı da 1 taksım 2 ilizası da x diye yazalımız. Şimdi kalıp ilizası da x'nin hasılası 1 taksım 2 ilizası da x'ye 1 taksım 2 ilizası da x'ye deneyken. Bu formla hem cüda hem köp uçuruydu. Bunu eslap kalış gerek.
Ne eslab paraylar? İzas da x'nin hasılası bana bu funksiyaya teyin. Bu demek bir yerde teyin. 1 taksım 2 İzas da x. Köpaytırı logaritm x. Hoşu İzas da x. Köpaytırı bunun hasılası 1 taksım x. Minus. Hazırsa kaosun içinde yazdı duramayan neticanı. X derecesi minus 1'nin hasılası. Minus x derecesi minus 2. Minus 1'den 1'ne ayırırsak minus 2 olalı. Köpaytırı y derecesi x. Biliyoruz. X derecesi minus 1 köpaytırı. Y derecesi x'nin hasılası yani özü getirin. Bu hasıla alındı. Yeni sadalaşır koyuş kaldı halas. Ve bana bunları kıskartırsak bana bir ilizos ve x kaladı. Deyin. 1 taksım 2 ilizos da x. Logaritm x. Plus 1 taksım ilizos da x. Minus. Minus ke minus. Kavusunu aşağımız yendi. Minus ke minus plus burada. X derecesi minus 2'ne 1 taksım x kvadrat. Yok ki y derecesi x taksım x kvadrat de yazalımız. Minus bunu y derecesi x taksım x de yazalımız. Şunu da kalıp, bana bu funksiyonu, bana bu hasıla, bana bu funksiyonu getirin.